Gündeme bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hakkı. Hakkı Hakkı Esen. Evet başkanım, biliyorsunuz ki milli futbolcu Merih Demiral'ı 3. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında düzenlenecek Tuz Futbolu'ndaki ilk vuruşu yapmak üzere Çankırı'ya davet ettiniz. Bununla ilgili detayları dinleyebilir miyiz sizden? Tabii biz UEFA'nın verdiği karar ziyadesiyle üzdü Çankırı'mızı, bizleri, Çankırı halkını, o bozkurt yürekleri üzdü. Onun için 16-17-18 Ağustos'ta esnaflarımızın desteğiyle bizim öncülüğümüzde bir festival yapıyoruz. Üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bunun için UEFA'nın aldığı kararla verilen iki maç cezayı biz de tabii ki öfkeyle, kızgınlıkla karşıladık. Bugün Filistin'de, Doğu Türkistan'da yapılan soykırıma sessiz kalan Avrupa, dünya, Türklüğün sembolü bir bozkurt işaretiyle milli futbolcumuza bu maneviyatı taşıyan bir milli futbolcumuza verdiği ceza, ben ötürü tepkiliyiz. Ama çok kıymetli kardeşimiz, milli takımımızın bel kemiği Merih Bey de Tuz Festivalimizin açılışına davet ediyoruz. Başlama vuruşunu onunla yapalım diye. Onun için böyle bir şey düşündük, böyle bir çağrıda bulunduk. Hatta meydanımızda da maçımızı toplu olarak Bozkurt Bilekli Çankırı hemşehrilerimizle beraber izleyeceğiz inşallah. Geçen maçı Avusturya maçını da beraber izlemiştik. Böyle bir çağrıda bulunduk. Böyle bir davetimiz oldu. Evet başkanım, Çankırı'da düzenlenecek Uluslararası Çankırı Tuz Festivali kapsamında kente 1 milyona yakın ziyaretçi gelmesini bekliyorsunuz. Peki bu Tuz Festivali ile ilgili detayları biraz dinleyebilir miyiz sizden? Neler oluyor, nasıl başlıyorsunuz, kimler geliyor, bunları dinleyelim lütfen. Biz aslında 2019 yılında hedeflemiştik ilk göreve geldiğim dönemde. Ama 2020 pandemi, 2021 derken o süreçte deprem, pandemi dönemi falan, 2022 festivalimizi yaptık. Yeraltı tuz şehrimiz var. Dünyanın en büyük madenine sahibiz tuz anlamında. Kaya tuzuna. Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek tuz rezervimiz var. Kaya tuzu. Ve mineral anlamında da dünyanın en kalitelisi diyebilirim. Biz de bir tuz festivali düzenlemiştik. İlkini 2022 yılında, 2023'te yaptık. 2023 yılında festival sürecince bir ay boyunca 1 milyon ziyaretçiye ulaştık. Şu anda da yeraltı tuz şehrimiz ziyaretçi anlamında çok büyük katılım var. Tuz Ekspresi düzenledik hafta sonları. İnşallah devam edecek. 16-17-18'inde de tekrar Ağustos ayının yeraltı tuz festivalinin, tuz festivalinin üçüncüsünü, uluslararası üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Ağustos çok ayında üçüncü uluslararası tuz festivali düzenlenecek değil mi başkanım? Evet, 12 alanda etkinliklerimiz olacak, konserlerimiz olacak ve 3 hafta öncesinden Tuz Festivalimize ilk tuz futbolu ve tuz voleyboluyla start veriyoruz. Bu anlamda da çok kıymetli Merih Demiral'ı da buraya davet ettik. İlk başlama vuruşunu yapması için. Bu bize şeref verir. Tabii ki biraz da sesimizi duyuralım istedik. Yani bugün sağ olsun bütün Türkiye 85 milyon tek yürek bu işaretin denetir verilen cezayı kınadı. Tepki gösterdim. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda çok güzel açıklamalar yaptı sağ olsun. Biz de Çankırlı Bozkurtlar olarak inşallah başlama vuruşunu Sayın Melih Demiray'la yaparız diye böyle bir düşünce içerisine girdik. İnşallah gerçekleştiririz. Evet başkanım, bahsettiğiniz buradan gibi tüm Türkiye'ye, dünyaya festivalimiz için davet etmek istiyorum. Festivalimize az bir zaman kaldı tabii ki başkanım. Ağustos'ta 3. Uluslararası Tuz Festivali'ni tekrar Çankırı'da düzenleyeceksiniz. Evet, biraz önce de bahsettiğiniz gibi UEFA gol sevincini bozkurt yaparak kutlayan milli futbolcumuza ne yazık ki 2 maç men cezası verildi. Bununla ilgili duygularınızı aktardınız. Ağustos'ta yapılacak şimdiki festival için kolaylıklar diliyoruz başkanım. Başka eklemek istediğiniz bir konu var mı? Teşekkür ederim. Biz ne zaman tek yürek olsak mutlaka Avrupa'dan, dışarıdan, dış güçlerde mutlaka bir müdahale oluyor. Ama
Melih kardeşimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu maneviyatı, bu duyguları bize yaşattılar. Milli takımımızı tebrik ediyorum cani gönülden. İnşallah akşam bu duygu ve bu ruhla, daha da heyecanla akşamki olan da maçında alacağız diyorum. Tüm Çankırlı hemşehrilerimi de meydana davet ediyorum. Buna. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar, selamlar, sağ olun.